Adnan Çimen Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sayın İstanbul Başsavcısı uydurma örgüt demiş. Yargıtay'ın kararları sizi bağlamıyor mu? Sayın Başbakan, bakanlar ve MİT müsteşarı dinlenmişse, ispat edilirse istifa ederim diye beyanda bulunmuştu. Sayın Başsavcı cevaben polemiğe girmeyeceğim, çocuk oyuncağı değil bunlar demiş. Görüldüğü üzere Sayın Başsavcı evet dinlenmiştir, belgeleri dosyadadır demek yerine soruyu geçiştirmiştir. Basın bildirisindeki iddiasının arkasında duramamıştır dedi. Adnan Çimen, Sayın Başbakan'ı, bakanları ve MİT müsteşarını dinlemek anayasal ve yasal suç olduğuna göre soruşturma savcıları olarak hakkımızda dinleme talep yazıları, mahkeme kararları ve telefon tapeleri üst yazıya eklenerek HSYK'ya suç duyurusunda bulunulması gerekir. Bu ihbarı iletmemek suçtur. Sayın Başbakan, bakanlar ve MİT müsteşarının iddia edilen dinleme tapeleri varsa neden ilgili makamlara iletilmemektedir? Şayet yoksa ki olmadığına eminiz, o halde bu basın bildirisinin bizatihi kendisi gerçeğe aykırı ve algı operasyonunun bir parçası değil mi? Sahi iddia edilen bu meşhur dinleme kayıtları nerededir? Yerde midir, gökte midir? Kimse ucunu dahi göremedi. Hikmeti ne ola ki diye sordu. Destek verdiğimizi söylemek tüm hayallerin ötesinde bir şey.